baktığınızda bu tür görüşmelerin mantığı nedir? Hani Cumhurbaşkanı çağrıldığı zaman nezaketen gidilir mi? Yoksa reddedilirse ne olur? Yalçın abinin de söylediği gibi nasıl yürüyecek bu iş? Şimdi bir kere sevgili Namık, bu Cumhurbaşkanlığı çağıran Cumhurbaşkanı da bir aday. Yani evet. Şu anda Cumhurbaşkanlığı bitmiş konumda. Ta ki bir seçilene kadar yasalar öyle diyor ama şu anda halk tarafından seçilmemiş birisi seçime girmiş ve bir yerde Sinan Oğan gibi o da aldığı oy belli olan bir kişi. Şimdi o sıfatını yani geçmiş sıfatını kullanarak çağırıyor. Bu bir siyasetçi için zul olması gereken bir şey. Kaldı ki bir seçime giriyorsunuz, seçimde artık yarış dışısınız. Son iki kişi yani iki en fazla oy alan ikinci tura girecek. Şimdi siz burada pazarlık yapıyorsunuz. Daha önceki koalisyon çalışmaları pazarlık değildi. Koalisyonlarda insanlar yani siyasi partiler önce birlikte olacağız kararını verirlerdi. Ama birlikte olmanın koşullarını da ortaya koyarlardı. Yani nasıl idare edeceğiz, ne yapacağız filan. Şimdi burada %5'lik, 5.17'lik bir oyunuz var. Evet. Bu oy sizin mi? Bir kere bu oya sahip çıkmak son derece gerçekten yani akli dengesinin nerede olduğunu ya da psikolojisinin nerelere kadar uzandığının göstergesi. Kim oy verdi Sinan Oğan'a? Bir onu analiz edelim isterseniz. Ben şöyle düşünüyorum. Daha çok gençler oy verdiler. Ama bunlar hemen yaftalandığı gibi milliyetçi, kan kafatası milliyetçisi gençler değil. Bir milliyetçilik lafı atıldı hemen ortaya. Oysa bunlar yurtsever. Yani kan ve kafatası anlayışındaki olan bir milliyetçiliği değil. Aksine kimlik siyasetinden bıkmışlar. Özgüvenleri var, bilgililer, bilinçliler. Çoğu iyi eğitim görmüş. Tercihlerini her iki yani Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıllık uyguladığı politikayı değil Kemal Bey'i de değil yeni bir insan olsun hatta bu iki kişiye kızdıkları için oy verdiler Sinan Oğan'a. Bunu özellikle altını çizmek gerekiyor çünkü yaşam biçimlerine karışılmasını şiddetle karşılar. Benim de bu yaşlarda olan bir oğlum var. Kızım biraz daha tabii yetkin. O daha başka düşünüyor. Ama onun da öfkeli olduğunu biliyorum. Bu yeni prekarya dediğimiz bu sınıf gayet sıkıntı içerisinde. İstedikleri yaşam biçimini vermeyen bir siyasete artık uymak istemiyorlar, ona destek vermek istemiyorlar. Alternatif arıyorlar. Sinan da o anda diğer ikisine göre, diğer iki adaya göre, sayın adaya göre daha genç oldu. Bunların büyük bir çoğunluğu eğer Muharrem olsaydı, Muharrem'e oy vereceklerdi. Yani evet. Şimdi ötelenmekten, horlanmaktan, aşağılanmaktan hoşlanmayan bu grubu siz oyunuzu AKP'ye verin ya da Recep Tayyip Erdoğan'a verin derseniz oraya gideceklerini hiç zannetmediğim bir şey. Kemal Bey'i de verin deseler dahi gidip gitmeyecekleri kuşkulu. Nitekim bugün Soner bir açıklama yaptı. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'a destek verin derlerse %1.89 Kemal Bey'e verirlerse destek verin derlerse yine aynı şekilde 1.4 ile 2 arasında da seçime gitmeyecek olan bir kitle var diye söylüyor. Yani Soner'in açıklamasını söylemek istedim. Evet. Ya ekonomik çöküntüde çektikleri sıkıntıları bilenler ve bu sıkıntıyı çözecek olabilene yol verecekler Sinan Oğan'a oy verenler. Fikir Sağlar, bir reklama gideceğiz. Ayrılmayın. Peki ben son cümlemi bitireyim. Ayrılmayın sonra... adam. Tamam peki. Tamam. Peki sonra konuşayım. Evet.